Şerif Önlü Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek örgülerinde kullanabileceğiniz renkli bir örnek anlatmak istiyorum. Ana rengimi beyaz olarak kullanıyorum. Beyaz rengin üzerine daha önce bu renkleri denememiştim. Bu renklerle bir örnek hazırlamak istiyorum. İster iki renkli olarak çalışabilirsiniz, isterseniz kalan ipleri değerlendirmek için rengarenk çalışabilirsiniz. 3,5 numara şiş kullanarak model anlatımını yapıyorum. Modelim 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde altını kattan ayarlayıp 2 tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben 3 model için 20 ilmeğimi şişime attım ve örgüme başlıyorum. Önce ön yüzde bir sıra ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafına geçiyorum. İkinci sıradayım. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. İki sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman renkli ipimi alıyorum. Başlangıçtaki iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum ve 1 ilmek örmeden atlatıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. 2 ilmeğimi arada örmeden alıyorum. Bu 2 ilmek örgünün devam ettiği sürece aradaki boşluk bölümü. Modelimiz şuradaki 4 ilmekten oluşuyor. Şimdi modele geçtiğim zaman ipimi ön tarafa alıyorum. 1 ilmek örmeden atlatıyorum ve 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ipim ön tarafta iken 1 ilmek örmeden atlatıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum ve 2 ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum, 1 ilmek örmeden atlatıyorum ve 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ipim ön tarafta iken 1 ilmek örmeden atlatıyorum ve ipimi arkaya alarak ön yüzdeki sıramı tamamlamış oluyorum. Arka tarafa geçtiğim zaman aynı şekilde beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Bu iki tane sarı renkli olan ilmeklerimi düz örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. 4 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alarak sarı renkli 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa geçiriyorum ve kalan ilmekleri örmeden atlatıyorum. Arka taraftan bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimiz zaman beyaz renkli ipime geçiyorum. Modelimiz kuruldu. Ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Hiç atlamadan hepsini sıra boyunca düz örüyorum. Bu arada sarı renkli ilmeklerimiz arka tarafta düz olarak ördüğümüz için ön yüzde ters olarak görünüyor. Bunları da aynı şekilde düz olarak örüyorum. Ön yüzden sıramı tamamladım. Bir sıra beyaz ipimle düz ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Ve ikinci sırayı da arka yüzde ters olarak bu şekilde sıra boyunca tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Beyaz renkli ipim ile üçüncü sırayı ön yüzde tekrar düz olarak örüyorum. Her modelin arasında 4 sıra bu şekilde boşluğum var. Bunu 2 sıra olarak da denedim ama modeller çok üst üste bindi. Sıra boyunca düz örüyorum. Örgümün arka tarafındayım ve beyaz ipimle 4. sırayı arka yüzden ters olarak örüyorum. Ve ön yüzde modelimi tekrarlıyorum.
Örgümün ön yüzündeyim. Arada 4 sıra boşluğumu verdikten sonra renk değiştiriyorum. Aynı şekilde ilk 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. 1 ilmek ipim öndeyken örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. 1 ilmek örmeden atlatıyorum. Modelimiz bu şekilde kuruluyor. Arada 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. 1 ilmek örmeden atlatıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum ve 1 ilmek örmeden atlatıyorum. Bu sırada sadece renkli ipimizle devam ediyoruz. Beyaz ipimiz örülmeden ilmekleri bu şekilde atlatıyoruz. 2 ters ördükten sonra tekrar ipi ön tarafa aldım ve 1 ilmek tekrar atlattım. 2 ilmeğimi atlatmaya gerek kalmıyor. Tekrar örgümü çeviriyorum. Ve aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya geçirdikten sonra 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Aradaki 4 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. Kalan 3 ilmeğimi örmeden atlatarak sıramı tamamladım. Her modelimin arasında 4 sıra boşluk vererek bu şekilde örgüme devam ediyorum. 3 numaralı şiş ile bu küçük parçayı ördüm. Bu renkleri bir arada hiç kullanmamıştım. Bu modelde bu renkleri birlikte kullanmayı denemeyi istedim. Dediğim gibi her sırasında ayrı bir renk vererek evde kalan ipleri değerlendirebileceğiniz gibi sadece ana renk ve tek bir renkli ip ile de modeli devam ettirebilirsiniz. Burası da arka yüz. Rengarenk ve çok şirin bebek örgüleri yapabileceğiniz bir örnek oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.